Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere ister sahurda, isterseniz de kahvaltıda böyle yağsız 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir pişi tarifi vereceğim. Kabartma tozu kullanacağız, maya falan kullanıp bekletmeyeceğiz. Kesinlikle yağ çekmediğini de göreceksiniz. Çünkü hızlı ve yüksek ateşte kızarttığımız için yağ çekmiyor. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Bir su bardağı süt kullanacağım. Sütü hafif böyle soğuğu gidene kadar ılık hale getirdim. Eğer ki süt kullanmayacaksanız, arzu ederseniz bir su bardağı yoğurt da kullanabilirsiniz. Bu sefer un miktarı falan değişebilir. O yüzden ununu yavaş ve dikkatli ilave edin. Yarım çay bardağı oda ısısında su. Bir adet yumurta. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz. Önce çırpayım bunları. Bir paket kabartma tozunu döküyorum. Unumu burada eledim. 3 su bardağı un var toplamda. Yavaş yavaş ilave edip size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Biraz ilave edeyim. Önce biraz karıştıracağım. Ondan sonra yoğurmaya başlayacağım. Ben her ihtimale karşı bir su bardağı un daha yanıma aldım. Gerektiğinde ilave edeceğim. Hamuru yeterince toparladım. Şimdi biraz un serpip tezgahın üzerinde toplam 1-2 dakika boyunca hamurumu iyice toparlayarak yoğuruyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un gitti. Bardak ölçüm de şöyle. Evimizdeki klasik bardaklardan. Şimdi 2 dakika boyunca yoğurup hamurumu toparlayacağım. Eğer hamur yapışırsa arada şöyle un serpebilirsiniz. Hamuru yeterince yoğurdum. Kıvamı gayet güzel, böyle eline yapışmayan yumuşak bir hamur. Biraz tezgahın üzerine şöyle un serpip açacağım. Merdane ile böyle çok aşırı ince olmadan açıyorum. Hamuru açtım. Böyle çok aşırı derecede de inceltmeyin. Gördüğünüz gibi. Yuvarlak kalıp kullanacağım ama bardakla da kesebilirsiniz. Bastırıyorum. Kalıbınız yoksa bardakla da göstereceğim size. Aynı işlemi görüyor. Benim sadece birazcık kenarları tırtırlı oluyor. Yoksa hiçbir fark yok. Kestikten sonra şu kenarları çıkarıyorum. Bunları tekrar aynı şekilde açıp şeklini vereceğim. Yani tüm hamurlar bitene kadar aynı şekilde yuvarlayacağım. Hamurları borcama alacağım. Hafif böyle bir unladım. Birbirine yapışmaması için. Hepsini açtıktan sonra kızartmaya başlayacağım. Bunu da şimdi yuvarlayacağım. Aynı işlemle açacağım. Birazcık şöyle toparlamam lazım hamuru ki düzgün açmak için. Bunu da aynı boyutta açıyorum. Bunu da açtıktan sonra aynı şekilde kesiyorum. Kızartmak için uygun bir tavayı ocağıma alıp altını yakıyorum. Altını yüksek ateşe getiriyorum. Bir su bardağı sıvı yağını tavaya alıyorum. Yağ iyice ısınmadan sakın hamurlarınızı atmayın. Bu sefer yağ çekecektir. Altını da yükseğe açıyorum.
Yağ iyice ısındıktan sonra hamurları atıyorum. Şişmeye başlayınca çevireceğim. Kızaranları alıyorum. Hamurları atarken altını kıssın, öyle atın. Kızaranları çeviriyorum. Pişilerin hepsini kızarttım. Toplamda bu kadar çıktı. Gayet güzeldi. Kızardı gördüğünüz gibi. Pofidik pofidik oldular. Hiçbir şekilde kesinlikle yağ falan çekmedi. Gördüğünüz gibi mayaya hiç gerek yok. Kabartma tozuyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.